Değerli arıcı arkadaşlar, bize çok çok sorulan sorulardan biri de bu. Abi invert yani hazır şurup mu kullanalım yoksa ev yapımı şurup mu kullanalım? İkisinin de birbirine karşı faydaları var, artıları var, eksileri var. Ama ben size bunlardan hangisini tercih edeceğiz, ne yapmalıyız bundan kısa bir özel geçmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, invert şuruplar son zamanlarda ülkemizde çok meşhur olmaya başladı. Bazı invertes yani şerbeti ee, ekşimesini önleyen tartar gibi bazı elementlerle değerli arkadaşlar, bileşenlerle onu invert hale getirme ve her zaman hazır arılığımıza gittiğimizde e, hazırda bulunan bir şerbet olduğundan dolayı beslemede pek zorluk çekmediğimiz mükemmel bir son yılların çözümü oldu. Abi sen karşı mısın inverte? Değerli arkadaşlar hayır asla karşı değilim. Eğer invert hazır şuruplar doğru ortamda iyi bir markayla güzel bir şekilde yapılmışsa kesinlikle aracının en yakın dostudur. Çünkü bizlerin en büyük sorunu şu. Bazen akşamdan şerbet hazırlıyoruz. Ertesi gün hava şerbet vermeye uygun olmuyor. Ve bundan dolayı da değerli arkadaşlar şerbet birkaç gün beklediğinde bu şurup ekşime yapıyor. Bizler arıcı olarak bu şuruba şerbete ya da şerbete şurup denebiliyor. Bizler genellikle şurup tabirini kullanmak zorundayız. Çünkü bizi izleyen arıcı olmayan birçok dostumuz var. Arılara şerbet mi veriyorsunuz diyorlar. Oysa arıcı arkadaşlarımız bilir ki bu verilen şerbet sadece arıların yaşaması için ve yavru arıların üremesi için. Bir de bal üretimi için yapılan bir şerbet var. O da bal akım döneminde yapılan bir şerbetleme. Bunu da bizi izleyen diğer arıcı olmayan dostlarımıza bir açıklama yapmak istiyorum. Yani bir sezonda bir kovan arıya 4 4 çuval, 5 çuval şeker verirseniz değerli arkadaşlar ancak bunu bala dönüştürür. Çünkü bir koloni arı yılda 2 katlı kovan için söylüyorum bunu 600 kilo sadece bal tüketiyor. Bizler arının kendi besini olarak bu şurubu verirsek bize geriye bal olarak dönecektir. Gerçek balı elde etmenin en güzel yöntemlerinden biri doğru zamanda doğru yerde şurup beslemesidir. Bunlar da ne zamanlar? Arıcı dostlarımız biliyor sonbaharda ve ilk barda şurup beslemelerini muhakkak 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 yapmalıyız. Sonbaharda kışa girerken arıyı güçlü, sağlıklı ve genç yavruya teşvik olsun diye şurup beslemesi yapacağız. İlkbaharda da yine koloniyi yazırlıyoruz. Çoğaltmak için şurup beslemesi yapıyoruz. Sevgili arıcı dostlarımız zaten buna hak vereceklerdir. Bizler artık ilkbahara girmiş sayılırız. Kışın son zamanlarındayız. Şurup beslemesini asla ihmal etmeyin. Değerli arıcı arkadaşlarım 14-15 15 derece hava sıcaklıklarını gördüğümüzde muhakkak arılığımıza gidip azar azar fazla da koymadan şuruplarımızı ilave edeceğiz. Invert şurup dediğim gibi usulüne uygun gerekli formalize ile yapılmış ise harika. Çünkü hazırında beraberinde içinde bazı vitaminler ile beraber bu şuruplar hazır oluyor. Arılığımızın bir kenarında durabilir. Onu o şekilde içerisine imkanımız ölçüsünde dökebiliriz. Şurupluklara koyacaksak tekrar etmek istiyorum. İçerisine bir sürü çalı çırpı atalım ki boğulma yaşanmasın. Çünkü sonbahar ve ilkbaharda arılar biraz daha uyuşuk olduğu için içeriye girip çıkamayabiliyorlar. Bu sebepten dolayı şurupluklar içeriden kayık şurupluk ise değerli arkadaşlar muhakkak içine çubuk atmayı unutmayın. Çünkü boğulma kesinlikle yaşanıyor sonbahar. Kış aylarında, ilkbahar aylarında arılarımız uyuşuk oluyor. Üstten Turbo ise yine azar azar vereceğiz değerli arkadaşlar. Ve vermenin en güzel yöntemlerinden biri de Buzdolabı poşeti ile verme yöntemi. Buzdolabı poşetinin içerisine koyuyoruz. Bizim geçmişte bir videomuz var. Sevgili dostum Kerem bu videonun arkasına onu link olarak da atar. Buzdolabı poşetinin ağzındaki havayı alıyoruz, bağlıyoruz ve kesinlikle delmeden üzerine koyuyoruz. Arılar onlara küçük küçük delikler açıp gayet güzel bir şekilde emeceklerdir. Değerli arkadaşlar invert şurup, hazır şurup. Hazır şurubun da faydaları var. Çünkü sonuçta siz kendiniz yapmışsınız. Hazır şurubu nasıl yapacağız? Asla birebir ölçülerini yapmayalım. Yazın çok sıcak zamanlarda birebir ölçü yapabiliriz. Yani 1 litre suya 1 kilo şeker yapabiliriz. Ama bizlerin her zaman 1 kilo 1 litre suya 2 kilo şeker olarak. Yani 1'e 2 formülünü muhakkak aklımızın daima bir köşesinde kural olarak görelim sulu şerbet, sulu şurup maalesef nosamaya da sebebiyet verebiliyor. Burada ben hem şerbet hem e, burada şurup ibaresini kullanıyorum ki değerli aracı arkadaşlarımızın hariç bizi dinleyen dostlarımız varsa da onların aleminde yanlış anlaşılmamasını muhakkak belirtelim. Arkadaşlar bu durumu yine etrafımızdaki arıcıla arıcı olmayan dostlarımıza da anlatabilirsiniz. Yani bizler arıcıların tamamı beslemesini muhakkak ve muhakkak Şerbetle arılara yavrularını güçlendirmek için yapıyorlar. Bizler şeker kullanmak yerine kendimiz Trakya'da bu durumu ayçiçek balı ile yapıyoruz. Çünkü ben kendim etrafımda ayçiçek balı çok çok olduğu için şeker beslemesi yapmıyorum değerli arkadaşlar. Bal ile besleme yapıyorum. Balı çok az bir şey sulandırıyorum. Ve arıya o şekilde veriyorum. Bal sulandığı zaman değerli arkadaşlar çok çabuk duru hale gelebiliyor. O yüzden bala çok az su katmanız yeterli. Ben kendim bu şekilde çalışıyorum. Şerbet vermek yerine bunu kullanıyorum. Bir diğer tavsiyem. Şerbet şurup invert de olsa kendi ev yapımı da olsa değerli arkadaşlar. Yapımını şu şekilde yapmalıyız. Soğuduktan sonra kendimiz yapıyorsak şurubu. Akşamdan yapıyorsak asla kaynarken içine vitamin atmıyoruz. Çünkü vitamini içine kaynarken attığımızda bütün değerleri ölüyor. Şurubumuz soğuyacak. Soğuduktan sonra üzerinde vitaminin üzerinde yazan ölçüler oranında ilavemizi yapacağız. Ve fazla işe yarasın diye vitamini fazla atmamız asla bir işe yaramayacak. Bizim için hiçbir faydası olmayacak. Yani ben vitamini fazla attım daha faydalı olsun. Böyle bir şey söz konusu değil. Siz ne kadar vitamini fazla atarsanız zaten arı onun fazlasını dışkı olarak dışarıya atacaktır. Bir diğer soru abi çok acayip vitaminler var. 6 liraya da vitamin var 80 liraya da vitamin var. Değerli arkadaşlar artık hemen hemen hepsinin içeriği aynı. İnanın samimiyetime belki bana kızacaklardır üreticiler ama en ucuz vitaminle en pahalı vitamin arasında uçurum farklar yok. O yüzden kendinizi çok zora sokmayın. Kendinize uygun bulduğunuz vitamini alın. Bakın ısrarla benim bütün videolarımda bahsetmek istediğim şey şudur. Vitamini tekrar tekrar söylüyorum. Soğuk iken atın. Arkadaşlar bizler şurup yapacaksak bir de dikkat etmemiz gereken şeylerden biri şu. Kaynatıyoruz suyu sonra içeriye şekeri atıyorlar ve şekerle beraber de kaynatıyorlar. Bu da yanlış. Bu da çok doğru olmayan bir yöntem. Suyu kaynatıyoruz. Birkaç göbek atımı dediğimiz bir şekilde kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve daha sonra şekeri üzerine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz hızlı bir şekilde. İyice homojen bir şekilde karıştıktan sonra hafif bir soğumaya bırakıyoruz. Ilık bir hale geldiğinde de soğumaya yakın vitamini atıyoruz. Abi sıcakken arılara verilir mi? Sakın vermeyin. Nosama yapar. Abi birebir ölçülerde sulu şerbet verelim mi? Sakın vermeyin. O da nosama sebeplerinden biri. Yapmamız gereken şeyler ılık verebilirsiniz arılınıza. Çok hafif ılık değerli arkadaşlar. O şekilde verebilirsiniz. Ama sıcak asla vermiyoruz. Çok aşırı soğukta vermek uygun değil. Yani böyle pelte kıvamına gelmiş buz gibi olan bir şurubu da vermek doğru değil. Ama verebilirsiniz. O yüzden en çok sorulan sorulardan bu soruya bu şekilde cevap vermek istedim. Invert hazır şuruplar faydalı mı yoksa ev yapımı şurup mu faydalı? Bunun için sizlere bana çok sorulan sorulara bu şekilde cevap vermek istedim. Ve değerli arkadaşlar beslemelerimizi asla bal akım döneminde yapmayın. Bizler şerbet vermiyoruz. Onun yerine bahsettiğimiz gibi etrafınızda ucuz ayçiçek balı maalesef değersiz bir algısı oluyor ayçiçek balı Trakya'mızda ama çok değerli bir bal. Eğer ayçiçek balı bulabiliyorsanız ya da hesaplı bal bulabiliyorsanız güvendiğiniz arıcıdan o da. Çünkü içerisinde kalıntılar söz konusu olabilir. Onu hafif suyla bir şekilde sulandırıp arılarınıza bu şekilde vermeyi ihmal etmeyin. Sonuç olarak Ev yapımı da şurup çok güzeldir. Invert hazır şuruplarda çok güzeldir. İkisinin de artıları çok çoktur. Bunlardan sizlere bu şekilde bahsetmek istedim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.